Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgili hürmetler. Yine birlikteyiz. Size bir sarı yer böreği yapacağım arkadaşlar. Kanki Canbaz. Kanki biz kıymalı börek yapmadık. Sarı yer böreği yap. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kakan Kicambaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgili hürmetler. Yine birlikteyiz. Yine birlikteyiz. Şükürler olsun kavuşturana. Yeni bir videomuzla sizlerle buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Onur Market'in katkılarıyla anlatılmalı lezzetler fark yaratmaya devam ediyor. İlgi alakanız gözlerimi yaşartıyor. Abone sayımızdaki artış, artı sizlerin videolarımıza olan ilgi alakanız, artı kazandığınız hediyeler sonrası teşekkür mesajınız beni mutlu ediyor. Onur Market kazandırmaya devam edecek. Biz elimizden geldiğince anlatılmalı lezzetler mutfağımızda çok güzel yemekleri birbirinden farklı, güzel, farklı demeyelim, bildiğimiz ama dikkat edip yapmamız gereken yemekleri sizlere tanıtmaya, elimizden geldiğince yapmaya gayret göstereceğiz. Şimdi yine gençlik yıllarıma gideceğim. Mazinin karanlık sokaklarına şöyle bir dalış yapacağız. Becerebilirsem bugün sizleri Sarıyer'e götüreceğim. Size bir Sarıyer böreği yapacağım arkadaşlar. Müsaade ederseniz izin bırakı eskamara brejne brejne diyelim. Bu haftaki, bugünkü yemeğimizi yapmaya başlayalım. Hadi bakalım, birer bismillah. Onur Market'te dükkan sizin. Ne yapıyoruz? Öncelikle soğanlarımızı şöyle bir dörde bölelim. Evet, soğanlarımızı dörde bölelim. Hemen yavaş 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 böreğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Nasıl yapıyormuşuz? Şöyle bastıracağım dedi abi dedi. Şöyle bak. Oh bak bak bak. Bak 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 bak. Oh oh. Bir de şöyle yapacağım ki dedi yer değiştirsinler dedi. Bak bak. Yalnız şaka maka harbiden güzel bir hale. Oho süper. Valla ilk soğan tamam. Bak. Saniyeler. Şimdi ben bunu doğramaya kalksaydım var ya, of! Size ne hikayeler anlatacaktım yani. Ne yapıyoruz? Yağımızı koymadan, evet yağımızı koymadan önce soğanlarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Burada biz 3 tane soğan kullanacağız. Bu 3 soğanımızı ne yaptık? Sevgili Nurcan'ın bize hediye ettiği ürünle doğramaya başladık. Hemen malzemelerimizi isterseniz ben soğanlarımı doğrarken sizlere hatırlatayım. Yarım kilo kıymamız var arkadaşlar. Çok güzel. Yine böyle hafif yağlı bir kıymamız var. O kıymamızı ne yapacağız? Süsleyeceğiz. Neyle süsleyeceğiz? Çok güzel neyimiz var? Fıstığımız var. İç fıstığımız var. Efendime söyleyeyim. Kuş üzümümüz var. Çok güzel. Onu o şekilde yaptıktan sonra bir de çok güzel sos hazırlayacağız. Tabii olmazsa olmaz bu böreğe tadı veren, o çıtırtıyı veren ne var abi? Baklavalık yufkamız var. Peki, ikinci soğanımı da tekrar aynı değerlendirme raporu doğrultusunda da kullanma kılavuzunun dışına çıkmadan gerçekleştiriyorum. Efendim soğanlarımı hazırladım. Soğanlar yeni ailemize katılan uzay teknolojisiyle üretilmiş malzememiz eşliğinde ne yaptı? Bakır tavamızı da yerini aldı. Şimdi ben güzelce tüm soğanlarımı buraya aktarıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle aktardım. Ellerim tertemiz. Sakın yanlış anlamayın. Malum. Hem yemeye başlamadan önce hem de belirli aralıklarla ne yapıyor? Kanki Canbaz ellerini devamlı yıkıyor arkadaşlar. Hatta şimdi bile yıkacak. Şimdi bile yıkacak. Söyleyeyim. Evet. Eyvallah. Dediğim gibi temizliğe dikkat ediyoruz arkadaşlar. Soğanlar hazır. Şimdi soğanlarıma çok fazla değil. Çok fazla değil. Çok az yağ koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Bakın şu kadar yeterli. Neden? Zaten ben buna biraz sonra kıyma atacağım. Kıymayı bocalayacağım. Onun için çok fazla yağ gerek yok. Bir de şeylerimi, soğanlarımı böyle hani derler ya pembeleşinceye kadar. Hayır abi pembeleşinceye kadar değil. Kendi kendine böyle hafif suyunu saldığı an
Hemen malzemeleri yükleme yapacağım. Bu esnada aşama aşama, aşama aşama hem o kendine gelecek hem de diğer malzemeler pişmiş olacak. Hemen dizel aracımı yakıyorum. Hafif bir duman göreceksiniz. Endişeye kapılmayın. Evet, gördüğünüz üzere siyah duman gitti. İşlem başladı. Efendim, bu da, evet bu da hediye geldi. Hep babaannemin kaşından, çeyizinden bahsediyordum. Bunu da çok sevgili can oğlum, güzel oğlum, proje ortağım, sevgili projemizde bize yapımcı olarak destek veren sevgili Görki Canmaz'ın bana hediyesi. Teşekkür ediyorum oğlum, sağ ol bana böyle güzel bir kaşık aldığın için. Hışırtılar başladı. Şöyle bir yaydım soğanlarımı yaydım. Bu şimdi kendi kendine böyle cız 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 gidecek abi. Evet gençler, güzel kavurduk kıymamızı, fıstığımızı atmıştık. Normalde buna biraz tereyağı koyabiliriz ama biz koymayacağız. Zaten yağımız, özür dilerim, zaten kıymamız belirli derecede yağlıydı. Şimdi kuş üzümlerini atacağım. Önceden ıslattım, şişirdim. Kuş üzümlerinin böyle pişmemesi lazım. Yerken yavaş yavaş böyle, yavaş yavaş ne yapması lazım? Hissetmemiz lazım. Aa, bunun içinde kuş üzümü de varmış demesi lazım diyen insanların. Anlaştık. Endişeye mal yok. Şimdi şunları da bir karıştıralım şöyle. Hadi bakalım. Eyvah, elimi yaktım. Şöyle. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bunun altını kapattım. Hemen karabiber. Şimdi gençler, harika oldu. Harika oldu. Tuzumuzu attık. Karabiberimizi attık. Şimdi bunu biraz daha renklendirmemiz lazım. Bir fark yaratmamız lazım. O da ne? Bunun içerisinde kimse bilmez. Bak, ustalar bu sırrı vermez. Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde arkadaşlar, bunun içerisinde çok az da olsa fark yaratan yeni bahar var. Biz bu güzel harcımıza ne yapacağız? Çok az da yeni bahar katacağız. Şöyle şu kadarcık. Bak, fazla değil. Şu kadarcık şöyle. Oh! Bak, şimdiden kokusu geldi bak. Bak. Yeni bahar kokusu geldi. Efendim, eyvallah. Bir tur daha karıştırıyorum ki ne yapacağız? Bunun dinlenmesi lazım. Böyle haşır neşir olması lazım. Ben şimdi bunu kenara alacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet. Şöyle alayım şuraya. Bu burada haşır neşir olsun. Şunu da şöyle kapatayım. Şimdi bakın. Tereyağımız var. Şimdi bakın, yalnız bu tereyağını arkadaşlar pişirmeyeceğiz. Tereyağını pişirmiyoruz. Sadece eritiyoruz. Anlaştık. Tereyağını eriteceğimiz için bu erimeye başlamadan önce bizim ne yapmamız lazım? Sosumuzun diğer malzemelerini güzelce ayarlamamız lazım. Şimdi ne var? Bu yufkayı çıtır çıtır ne yapacak? Ne yapacak bu yufkayı çıtır çıtır? Bu yufkayı çıtır çıtır yapacak olan işte bu karışım arkadaşlar. O da ne? Önce şöyle harika ayçiçek yağımız var, bakın. Ayçiçek yağımızı şöyle döktüm. Efendim söyle. Zannediyorum işim bitti. Ardından sütüm var. Bakın, sütüm var. Sütümü de döktüm. Çok güzel. Şimdi. Burada sodam var arkadaşlar. Burada maden sodası var ama bunu şimdi kullanmayacağım. Bunu ne zaman kullanacağım? Yumurtam var bir tane. Bir yumurtam var. Evet, yumurtamı kırdım. İçine bocaladım. Efendime söyleyeyim. Bunu ne zaman, daha doğrusu sodamı ne zaman kullanacağım? Önce şunu güzel bir karıştırdıktan sonra sodamı koyacağım. Buna sadece tuz. Efendim bu kadar yeter. Efendim buradayız. Şöyle. Bakın. Yumurtamı, yağımı ve sütümü şöyle güzel bir çırptım. Bakın. Güzelce tuz attım ona. Evet, bu hazır. Bu hazır. Şimdi ben hemen dizel arabamı tekrar yakıyorum. Zaten bu
kendi sıcaklığından biraz ne yaptı? Zaten hemen erimeye başladı. O kendi halinde hafif eriyecek. Onu pişirmeyeceğiz. Bak yine söylüyorum. Pişirmek yok. Eriteceğiz. Yani tereyağımız eriyecek arkadaşlar. Hatta biraz eridi. Onu içine katıyoruz. Evet. Tekrar buradayız. Tekrar eritiyoruz. Pişirmiyoruz. Bakın yine söylüyorum. Pişirmiyoruz. Her taraf tereyağı oldu. Hiç problem yok. Temizliği ben yapıyorum. Ne yapıyorum? Çok hamaratım çünkü. Ne yapıyorum? Hamaratla her tarafı temizliyorum. Endişeye mal yok. Eyvallah. Efendim yeterince zaten neyi ısıttık? Aslında biz şu küçücük olan tavamızı ısıttık. Yani maksat onu ısıtıp tereyağını sadece eritmekti. Pişirmek değil. Oh! Çok güzel oldu be. Evet. Farkı yarattığımızı göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şimdi. İçinde ne var? Tereyağı var. Ayçiçek yağı var. Süt var. Tuzunu attık. Olmazsa olmaz. Az sonra sodasını da atacağız. Şöyle. Hop. Sodayı da attık. Ve olay tamamlandı arkadaşlar. Olay tamamlandı. Biz şimdi ne diyoruz? Bereket versin diyoruz. Ve baklavalık yufkalarımızı yağlamaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Bereket versin, bereket versin, bereket Kankı versin. Cambaz. Efendim malum işin içerisine yufka ve hamur girince Kanki Cambaz biraz panik atak yapıyor. Şimdi öncelikle bu masanın yeriyle alakalı biraz engelme yaşadık ama sonuçta şekli şemali ayarladık. Hazır baklavalık yufkamız şu anda burada. Hamurumuz daha doğrusu harcımız hazır. Hazırladığımız o canım karışım hazır. O zaman Kanki Cambaz ne yapar? Başlar. Şöyle başlar. Tık 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 tık. 3 kat yapacağım. Bu canım hazırladığımız sosu şöyle hafif 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 fazla değil. İlk katlara böyle. Ondan sonra hep elim oraya gidiyor Kasım'ın ya. İlk katlara değil ama 3 kat yapacağımız için şöyle evet şöyle işte bak olmayacak böyle. İşte böyle. Evet şöyle. Böyle yaptık. Bir daha yapıyoruz abi. Böyle çok fazla janjan yapmıyoruz. Ama üçüncü kata ne yapacağız? Biraz fazla janjan yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Tekrar bir tane daha alıyorum. Evet. Şöyle. Gel bakalım. Aman yırtılmayasın. Tamam. Şöyle. Vallahi. Heh. Bak böyle askerlik günlerim geldi aklıma. Giderdik şeye. Karavan almaya giderdik. Orada görürdüm. Şimdi buraya bol bolmuş. Buraya bol bol. Bakın buraya bol bol arkadaşlar. Buraya bol bol. Niye? Çünkü burayı katlayacağız. Burası çok daha canlı olması lazım diyorlar. Evet. Evet. Evet çok güzel islaja. Şimdi ben bu ilk katı yapacağım. Bu ilk katı yaptıktan sonra ne yapacağız? Pıtı pıtı yapacağız Allah'ın izniyle. Pıtı pıtı yapacağız. Çünkü biz bunu enine değil, çok pardon, boyuna değil enine doğru kıvıracağız arkadaşlar. Şimdi güzel. Şöyle bir alalım bakalım malzememizi, harcımızı. Yani desinler ki bu sarı yer böreği. Yani biraz malzemesi bol olsun. İçinde böyle çok güzel soğan var. Efendime söyleyeyim. Kuş üzümü var. Kıyma var. Efendime söyleyeyim. Başka çok güzel yeni bahar kattık. Şuraya da birazcık şöyle katalım. Yeterli bence. Değil mi? Yeterli. Böyle toparlayalım hafifçe. Ondan sonra şimdi bunu bak. Ne sıkı saracağız ne gevşek saracağız arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şöyle. Bakın hop. 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 Ve başardık. Şimdi bu aşamayı gördü ya Kanki Cambaz. Endişeye mal yok. Ne yapacağız? Şu şurada dursun. Bu burada dursun. Şimdi pıtı pıtı yapıyoruz. Hadi bakalım. Efendim hemen sonuncu yufkamızın da güzelce bu ne dedik? Bu sos çok önemli dedik. Bunu iyi yapmamız lazım. Burada iş tereyağında. Tereyağını böyle kıtır kıtır yapacak. Zaten baklava burnunun tadı bir başka güzel. Sonuncu yufkamızı da sardık arkadaşlar. Şimdi tavamıza göre, daha doğrusu
fırın kabımıza göre yetmezse bunlar kötü günler için ne yapıyoruz? Saklıyoruz. Lazım olur deyip böyle güzel şunu şöyle koyacağız abi. Şöyle. Şöyle bir yerleştireceğiz yerine. Heh, hadi bakalım. Başlıyoruz şimdi tepsimize yerleştirmeye arkadaşlar. Şöyle yaptım. Şöyle. Bak. Şöyle bıraktım abi. Çok güzel oldu be. Vallahi bile. Dur şunu da alayım da. Biraz ne yapayım? Kadraja girsin bu. Şöyle. Hop. Bak. Şöyle. Biraz yanaştırıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle. Bunları da bir sonraki tur pişiririz inşallah. Şimdi ne yapalım biz? Ne yapalım? Bu kalan sosumuz var ya. Bu sosumuzla şimdi bunları güzel ödüllendireceğiz abi. Şöyle bak. Böyle güzel ödüllendirmemiz lazım bunları. Evet, hazır ve nazır. Hazır ve nazır. Gördüğünüz üzere 4 dörtlük 10 numara 5 yıldız oldu. Ben şimdi bunu alırım. Fırınıma götürürüm. Dönüşte, evet dönüşte bunu afiyetle götürürüz. Kakan Gicanbaz. Haydi bakalım. Sarıyer'e gidiyoruz. Sarıyer'de börek yiyoruz. Kakan Gicanbaz. Hemen Sarıyer'den böreğimizi alalım. Hadi bakalım. Yalnız çok güzel oldu be. Vay 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 vay. Bak 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 bak. Abi bak 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 bak. Sarıyer abi Sarıyer. Sarıyer abi Sarıyer. Evet. Evet. Böreğimi aldım. Çayım da geldi. Ne dedik? Sarıyer böreği çayla yenir. Yanında çay gider. Sarıyer de gider. İnşallah şu kötü günleri aşarız. Sarıyer'de buluşuruz. Pandemiyi aştıktan sonra bir güzel hep beraber Sarıyer'de de börek yemek nasip olur. Ama biz öyle bir börek yaptık ki Sarıyer'e gitmeye gerek kalmadı gibi. Şunu alacağım ya. Şunu gözüme kestireceğim. Bak Hakan abi. Bakar mısın şuna? Şu güzelliğe bakar mısın? Şimdi bir şov yapacağım Hakan abi. Bunu ters çevireceğim. Janjan yapacağım ki altının da ne kadar güzel piştiği gözüksün. Bak 1, 2, 3. Hop. Bak, gördün mü? Janjan yaptım. Efendim şöyle tekrar alıyorum yerine. Efendime söyleyeyim şöyle. Sarıyer. Ay sese bak. Ay sese bak içim gitti. Hakan gelir misin lütfen? Lütfen gelir misin? Kardeş bak kulak ver ve dinle. Süper Ivanisa ben hazırım diyor. Bak 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 böreğe bak böreğe. Böreğe bak böreğe. Ay. Yaptım be Canbaz. Sarıyer böreği de yaptım be Canbaz. Evet. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öpüyorum. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Bugün Sarıyer'e gittik. Sarıyer böreği yaptık. Yanımda çayımız var. İzninizle ben Bismillah diyeceğim. Sarıyer böreğimi şöyle bir tadacağım. Bu arada Sarıyer'e de ligde başarılar diliyoruz. Sarıyer'e selamlarımızı iletiyoruz. Ne diyelim? Bir sonraki yemekte görüşmek, bir sonraki yemekte güzellikleri paylaşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemekte görüşelim. Abone olmayı, dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, Instagram'dan bizi takip edip gelişmelerden haberdar olmayı, kimler hediyelerimizi kazandı Instagram hesabımız üzerinden ilan edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkınızı helal edin. Efendim ben bir parça daha alıyorum. Müsaade istiyorum. Tabii önce çay. Oh. Süper. Ucuzum ha. Fıstık. Biz kıymalı börek yapmadık. Sarıyer böreği yaptık. Sarıyer'e selamlar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.